Rosana Simon Alomo şu anda ekrandaydı. Çin Halk Cumhuriyeti'nden Ruy Liu ile karşı karşıya. İzleme şansınız oldu mu gün içinde bu sporcuları? İspanyol sporcuyu daha eskiden de tanıdığım bir sporcu. Dövüşçü, mücadeleyi seven, maçı bırakmayan bir sporcu. Bu kiloda da ciddi favorilerden bir tanesiydi. Bu favori olduğunu göstererek bu finale kadar geldi. Çinli sporcu da tabii bir önceki maçta da seyrettiğimiz gibi hakem kararıyla geldi buraya kadar. Artık bu noktada hata affedilmeyen bir noktadayız. Tabii her iki sporcu da maçı kazanmak isteyecektir. Müsabakayı seyredeceğiz, ona göre değerlendireceğiz inşallah. Köngo geliyor Alamo'ya. Skor 0-0 devam ediyor. Hala puan çıkmadı değerli seyirciler. Aslında sporcular çok da durgun değil ama şu ana kadar istedikleri vuruşları, teknikleri uygulayamadılar. Son 30 saniyeye doğru geliyoruz. Tabii bayanlar ağır siklette biraz daha müsabakalar biraz daha yavaş oluyor diğer hafif sikletlere göre. Ama iki sporcu da hakikaten elinden geleni yapıyor. Hata yapmadan puan almaya çalışıyor. Özellikle Çinli sporcunun sağ palding ve tolle çeki tekniği iyi. Bunu kullanmaya çalışacak. Şu anda İspanyol sporcu bir palding tekniğiyle öne geçti. Bir puanı aldı. Evet, Alamo 1-0 üstün şimdi. Ve sporcular köşesine doğru gidiyor. Olamadı. Çinli sporcu 1987 doğumlu, 2004 yılında gençler dünya şampiyonu oldu. 2005'te İzmir'de Üniversiyat'ta altın madalyası var. 2006'da Bangkok'ta Asya şampiyonasında gümüş madalya kazandı. Kariyeriyle ilgili önemli satır başları bunlar. Çin Halk Cumhuriyeti'nden Liu Rui'nin. Çinli sporda tabii bir sayı geride olduğu için biraz daha istekli ve daha atak görünüyor. Ama henüz daha puan alacak hareketleri yapamadı. Alamo'nun bir atağı, Çinli Liu Rui yaklaşarak puan çıkmasına engel oluyor. Tabii bu kiloda sporcumuz Burcu Sallakoğlu hakikaten çok mücadeleyi seven, dövüşen bir sporcumuz. Çok şanssız bir şekilde Koreli sporcuya kaybetti. Puan yok. Ve ikinci puanı alıyor şimdi Alamo. Son 30 saniyenin içindeyiz. İkinci raundda 2-0'lık üstünlük var. Evet, süre tamamlanıyor. İkinci raundda bir puan da burada aldı Rosana. Altı bir mağlup etti. Şansı bir sonraki turda yardım etti. Hem Kenyalı hem Nijeryalı Lispa Mbangi ve Taye Latef karşısına çıkmayınca bu turu da maç yapmadan geçmiş oldu. Bu arada 3 puan aldı Çinli sporcu. İspanyol daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ni
ve ardından Brezilyalı sporcuyu mağlup ederek finale yükseldi. Şimdi çünkü farklı açılardan seyrediyorlar pozisyonları. Mesela bu açı olsa sadece yanıltır, karar vermek zor. Onların böyle bir şansı yok değerli seyirciler. Düşerken vurmuş gibi, evet. Evet, temas değdi. Var bana evet. Sorarsanız. İnerken değmiş. Yukarıda üstten geçiyor gibi gözüküyor ama inme noktasında surata doğru temas var. Fakat orada benim ilgimi çeken İspanyol'un Paulding'i de bir aile etkili ama ona puan çıkmamış. İşte belli şey. Söyledi ki çok iyi süzme şansına sahip değil. Sadece tek açıdan pozisyonu izliyorlar ve o aşamada da hatalar gelebiliyor. Bu da tartışılacak Dünya Tekvando Federasyonu'nca muhtemelen ve bu devrim niteliğindeki uygulamada kamera sayısı muhakkak çoğaltılacaktır. 2-0'lık üstünlüğü var Alamo'nun. Hem 3 puanı hem kartı kurtarmış oldu böylece İspanyol teknik adam. Kart da aslında bir aile önemli. Bundan sonra yaşanacak çok yerinde kullanılması gerekiyor. Biz tabii bu konudaki girişimlerimizi Tekvando Federasyonu olarak yaptık. Bir 3 puanı şimdi almayı başardı. Bu sefer itiraz gelmedi. Evet. İspanyol teknik adamdan ve Liu Rui şimdi 3-2 önde. Hayır, omuzda kaldı bana göre. Zaten yine kıpırdamadı yerinden. Bir de ceza puanı aldı ikinci köprüsüyle. 4-2 üstün. Çinli Liu Rui. Son 30 saniyeye geliyoruz. İspanyol sporcunun bir puanı daha var şimdi. Fark 1'e indi. Evet, 6-4 oluyor. Gerçekten çok güzel uyguladı tekniğine söyleyeceksiniz. Yani seyircilerimizin de izlediği gibi inanılmaz maçlar seyrediyoruz. Kıran kırana sonuna kadar sonucun belli olmadığı müsabakalar izliyoruz. Bir an mavi İspanyol sporcu bir an Çinli sporcu öne geçebiliyor. Bunun gibi çok müsabakalar seyrettik buradan. Hakikaten seyir zekasından çok güzel müsabakalar. İspanyol sporcu şampiyon oldu. Evet. Altın madalya İspanya'ya Rosana Simon Alamo'ya gidiyor. Son 20 saniye içerisine geldiğinde uyguladığı teknik 3 puan almayı başardı ve altın madalyayı ülkesine kazandırdı Rosana Simon Alamo. Şunu söylemek istiyorum. 10 senedir yaklaşık tekvando anlatıyorum ve her geçen yıl yapılan katkılarla seyir zevki artmakta. Bir dönem gerçekten bir durağanlığın içine girmiş olan tekvando. Önce kafa seviyesine 2 puan uygulaması ve bu yıl içerisinde yapılan değişikliklerle dönerli tekniklere 2 ve kafa seviyesine 3 puan uygulamalarıyla bir aile hareketlendi, heyecanlandı, çekişme dozu arttı, keyif arttı, seyir zevki arttı. İşte Rosana Simon Alamo bu yeni puanların, yeni uygulamanın meyvesini de toplamış oluyor. Tekrar izleyelim. Gerçekten evet. Çok net. Evet. Belki saydırabilirdi bile. Koreli sporcunun şimdi hiç Çinli sporcunun hiç beklemediği bir anda geldi. Bakalım tekrar izleyelim. Burada evet. Çekiliyor. Bir de o kadar güzel bir zamanlama ki tabii sizin değerlendirmeniz lazım. Rosana evet, Simon Alamo'dan evet. Rakibi Paulding'e. Hayır, önce bir boşa giriyor. Anda, rakibini boşaltıyor, sonra boşalt. Meyvesini de toplamış oluyor. Tekrar izleyelim. Gerçekten evet. Çok net. Evet. Belki saydırabilirdi bile. Koreli sporcunun şimdi hiç Çinli sporcunun hiç beklemediği bir anda geldi. Bakalım tekrar izleyelim. Burada evet. Çekiliyor. Bir de o kadar güzel bir zamanlama ki tabii sizin değerlendirmeniz lazım. Rosana evet, Simon Alamo'dan evet. Rakibi Paulding'e. Hayır, önce bir boşa giriyor. Anda, rakibini boşaltıyor, sonra boşalttığı yerden istediği tekniği uyguluyor. İşte orada da bir daha